Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Özellikle bireysel danışmanlıklarımda bana gelen ve eminim kolektif enerjinin de çok merak ettiği bir soru olacak bu. Bugünkü konumuz. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi döndü, geldi. Geldi de niye geldi? Niyeti ne? Şimdi burada geçmişten gelen ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz ya da düzensiz, hani bir giden bir gelen, sürekli dargın barışık olan ilişkiler için niyet alacağız bugün arkadaşlar. Eğer ki kolektif enerjinde böyle bir ilişki yaşıyorsanız, ilişkinizde böyle gitmiş ve şu anda size geri dönmeye çalışan ya da geri dönmüş bir ilişkinin içindeyseniz niyetinizi buna göre alın arkadaşlar. Yani o niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi geldi ama niye geldi? Niyeti ne? Amacı ne? Bunun sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle, tabii ki kartlarımı siz canım kolektifime niyet alarak karıştırıyorum. Sizler de kartlarıma rezone olun. Ben kartlarımı çektikten sonra da seçtiğim kartlarıma odaklanın. Rezone olun arkadaşlar. Bu arada bu yaptığım açılımların bütüne, kolektif, genel açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait, daha kişisel, özel sorularıma ben cevap istiyorum derseniz de zaten videolarımın altında WhatsApp iletişim hattım mevcut da var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Yine oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve özellikle rica ediyorum, bakın hani ben burada kimseyi zorlamak da istemiyorum ama tabii ki hakkım olarak alma verme dengemi korumak amacıyla da kolektifime sadece kanalıma abone olanları dahil ediyorum. O yüzden dolayı da lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğenileri ve yorumları mutlaka bırakın. Çünkü YouTube'un belli bir prosedürü var. Tabii ki kanalımızın aboneleri, yorumlar, beğeniler son derece kıymetli ve önemli. Bu yüzden de ben de hani bunu böyle bir tehdit olarak algılamayın lütfen. Çünkü bu şekilde düşünenler olduğunu tahmin ediyorum. Hani abone olmayınca biz bu niyetin içinde olmuyoruz mu falan diye düşünüyorsunuz ama hani bunu da ben kendi emeğimi, kendi hakkımı korumak amacıyla, çünkü bunu herkes yapıyorsa ben niye yapmıyorum? Ben de yapıyorum bundan sonra arkadaşlar. Bundan sonra böyle lütfen kanalıma abone olanlar bu niyete dahildir. Bilginiz olsun. O yüzden de hiç kimse darılıp gücenmesin. Hemen kimseyi de tehdit etmiyorum burada. Hani illa kanalıma abone olun diye bir şey de demiyorum. Olmak istemiyorsanız başka kanallara gidersiniz. Ama lütfen beni izliyorsanız da, bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız da kanalıma abone olacaksınız. Yani başka türlü sizi niyetime almıyorum. Almayacağım da yani bundan sonra böyle arkadaşlar. Çünkü izlenme oranlarıma baktığım zaman, yani o oranlarda 5 milyon, 10 milyon izlenme olup da bu kadar aboneyle gitmek haksızlık. Yani bu benim için bir haksızlık. Yani o yüzden kimse bana kırılıp gücenmesin. Yani abone olamıyorum. Ben şimdi bu kolektife dahil değil miyim diye bana sonra yazmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olanları kolektifime
enerjime dahil ediyorum. Ve en güzellerinin, en doğrularının onlara gitmesine niyet alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan sonra böyle. Lütfen kanalıma abone olun. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Tabii ki ilk günden beri beni hiç bırakmayan canım kolektifimi de unutmuyorum burada. Sizler benim için zaten kıymetlisiniz. Bunu da biliyorsunuz. Evet, hadi bakalım. Şimdi her zaman olduğu gibi ay aşk geldi. Aşk, aşk. Evet. Birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı açtım arkadaşlar. Evet. Aklımdaki kişi, niyetimdeki, kalbimdeki kişi geldi ama niye geldi? Niyeti ne, amacı ne gibi sorulara cevap arayacağız. Şimdi arkadaşlar bir kere 9 zaman vereceğim. 9'lu bir zaman önce. Yani bu videoyu izlediğiniz zamansız zamana açılımdır niyetlerim biliyorsunuz. Zaman vermediğim sürece zamansız zamandır. Bu videoyu izlediğiniz andan 9 saat, 9 gün, 9 hafta, 9 ay, 9. ay ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u ya da 9'lu bir saat diliminde bu niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi size bir hamlede bulunmuş. Ya geri dönmek istemiş, ya iletişime geçmiş ya da tekrar işte bu retroların da etkisi. Hatta bu dönem retroları yaşıyoruz biliyorsunuz. Retro dönemindeyiz. Belki de bunun da etkisiyle size bir geri dönüş yapmış. Bu arada bir dipnot vermek istiyorum. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır bu işin içerisindeyim. Çok şükür bin şükür. Neler gördüm, neler duydum, yaşadım. Burada bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bu yıllardır yaşadıklarımın içinde. Arkadaşlar bakın, evet retro ile gelen belki retro ile gider. Ama ve lakin gerçekten ilişkisini sağlam temellere oturtturmuş. Gerçekten ilişkisinde ciddi anlamda aşk ve sevgi barındıran ilişkilerin çoğunluğunda evliliğe gidenleri de gördüm ben retro döneminde. Belki geri geldi, hani gene gider mi korkuları yaşarken danışanımın, tam tersine sağlam ve aşk ve sevgi dolu bir birliktelik olduğu için bir evliliğe gitmesini, yani neticelenmesini bile görmüş bir insanım. O yüzden kendinizi bu tarz şeylere çok kodlamayın. Yani bu nacizane benim size düşüncem ve tavsiyem. Hani illa retro ile geldi, retro ile gidecek, eyvahlar olsun, gelmesin, işte gitsin falan diye de düşünmeyin. Yani bunu sadece bir parantez açarak sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da kendinizi bu tarz şeylere kodlamayın. Bırakın bir akışta kalın bakalım. Eğer o sevginiz, aşkınız zaten çok sağlam temellere dayalıysa, kopmayan bir birliktelik varsa zaten o birliktelik devam eder. Şimdi bakın burada 9'lu bir zaman önce size yapılmış niyet ettiğiniz kişiden gelen bir iletişim, bir hamle var. Zaten aşkla geldi. Evet. Her iki tarafta da bir aşkın ve sevginin varlığı söz konusu. Ama ve lakin aranıza giren, bakın aranıza giren özellikle yine üçüncü kişilerle bağlantılı. Burada üçüncü kişi bir eril enerji, bir dişil enerji olabildiği gibi aileler olabilir, onun ailesi olabilir, sizin aileniz olabilir ya da iş çevresinden arkadaşları olabilir, başka birileri olabilir ya da işi de olabilir. Hani üçüncü etkenler sizin ayrılmanızda ya da aranıza soğukluk ve mesafe girmesinde çok büyük etken olmuş. Hatta bu maddiyat da olabilir. Bakın maddiyat da olabilir. Maddi endişeler de belki aranıza soğukluk ve mesafe ya da ayrılık girmesine etken olmuş olabilir. Şimdi burada arkadaşlar geri dönenler için konuşuyorum tabii ki. Hala bağınızın kopmadığını veriyor kartlarım. Özellikle burada tartışmalarınızda ve münakaşalarınızda, daha önceden yaşadığınız tartışma ve münakaşalarınızda sanki bir çözüm yoluna gitme amacı, özellikle de daha önce niyet ettiğiniz kişi size hangi konularda otorite, baskı ya da zalimkar davrandıysa
bu davranışlarını aslında kendi içinde çok sorgulamış. Belki de yaşadığı bazı pişmanlıklar var. Ama ve lakin bu pişmanlıkları tabii ki hemen net olarak size "ay çok pişmanım, affet, ölüyorum, bitiyorum" şeklinde yansıtmayabilir. Ama burada tedbirli ve dikkatli davranarak kendine olan özgüveniyle özellikle de yine sizi barıştığı ya da tekrar iletişime geçtiği için kendine olan özgüveni daha da yükselterek geldiğini veriyor burada kartlarım. Çünkü neden? Sizin ona olan sevginizden, ilginizden ya da aşkınızdan son derece emin. Ve bakın, siz zaten ilişkiniz süresince bu ayrı olduğunuz kişiye o kadar iyi niyetli, vicdanlı, şefkatli ya da sevgi dolu yaklaşmışsınız ki, ya da kendinizden belki maddi, belki manevi o kadar çok fedakarlık yapmışsınız ki, sizden aldığı bu güzel duyguları ya da bu güzel enerjileri belki de o ayrı olduğunuz süreç içerisinde hiç kimseden görmedi, yaşamadı. Bu yüzden dolayı da hani size attığı bu adımla kendi özgüvenini yükselttiğini ve duyguları da var. Şimdi burada duygular da var. Özgüvenini yükselttiğini ve kendini daha iyi hissettiğini veriyor burada kartlarım. Yani size geri dönmesindeki en büyük etkenlerden birisi duygularının yanı sıra, bakın duyguları var. Bunun yanı sıra özgüveniyle de alakalı. Burada bir de aile ve akraba bağı da veriyor arkadaşlar. Eğer ki ilişkinizi onaylayan, hani onunla bağı olan ailesinden birileri de olabilir ya da arkadaş çevresinden birileri de olabilir. Bunların da bir etkisi olmuş tabii ki, olmamış da diyemeyiz burada. Ama değişim ve başkalaşımla gelmiş. Yani aklınızdaki kişinin en güzel buradaki olayı değişimle gelmesi. Yani belki size daha önce davrandığı, belki söylemler, belki konuşmalar, belki hareketler daha farklı, daha böyle ılıman, daha böyle bir hani güzel olarak gösteriliyor burada. Bu da sizin zaferiniz zaten. Ama özellikle aranızda yaşadığınız anlaşmazlıklara çözüm bulmak da aslında istiyor. Hani ortak noktada buluşalım, ortak bir yolda yine ilerleyelim diye. Mahkeme çok yapıyor kafasında. İşte kararsızlıkları var. Evet, ben sana iyi bir niyetle adım atıyorum, iyi bir niyetle geliyorum. Bak, hala aramızda bir aşk, sevgi var ama hala böyle bir beklentilerde sıkıntı var burada arkadaşlar. Bu beklentilerdeki sıkıntı, hani sizin belki aklınızdaki kişiden beklediğiniz şeylere ondan karşılık göremeyişiniz. Çünkü burada diyor ki, ben evet sana belki iyi niyetle güzel bir şekilde tekrar bir adım atmak istedim ya da adım attım. Sen de bana belki bu adımla geldin ama şu an bazı şeyleri ertelememiz gerekiyor. Biraz daha böyle bir ertelemede ve düşüncede kalmamız gereken bir zaman dilimi. Bak, burada da aynı şekilde kararsızlıkları veriyor zaten kartlarım arkadaşlar. Burada da kararsızlıklar var. Şu an için an enerjisiyle özellikle kafasında bazı düşünceleri de var arkadaşlar. Bakın, çünkü daha önceden yaşanmış üzüntüler ya da hayal kırıklıkları yine aynı şekilde olur mu? Aynı şeyleri yaşar mıyız? Bak, burada da gene aynı şekilde maddiyat geldi. Şimdi ben sana değer vererek, ben seni önemseyerek, belki zamanında yaptığım seni üzen, kıran davranışlardan hani pişman bir şekilde geliyorum. Belki bunu sana söylemlerimle yansıtamıyorum ama yine de tekrar bir hayal kırıklığı yaşar mıyım korkusunu da yaşıyorum kendi içinde diyor. Bakın, niyet ettiğiniz kişinin de niyetinde aslında hayal kırıklığı korkuları var. Yani sizdeki korkuların aynısını belki o da yaşıyor. Bir de üstelik maddiyatla da ilgili bir sıkıntı var burada. Her iki kartta da maddiyatın desteklemesi çok enteresan. Ama her şeye rağmen her iki tarafta, bakın, hem siz
hem aklınızdaki kişi hani döndü ama niye döndü? Niyetine derken burada belki siz başka türlü düşünceler içerisindesiniz ama niyet ettiğiniz kişinin sizin bereketli ve verimli olmanız, bakın siz belki maddi, belki manevi anlamda bereketli ve verimli geliyorsunuz ona. Ve şansı yükseliyor. Belki akıl fikir veriyorsunuz, belki yol gösteriyorsunuz. Onun yanında destek veriyorsunuz. Demek ki bunlar niyet ettiğiniz kişi için çok önemli. Aklınızdaki kişi için önemli. Bu yüzden de diyor ki seninle diyor birlikte olmak, tekrar seninle diyor bir yola çıkmak benim için son derece şanslı bir süreç. Ve zaman zaman seninle olduğumda benim elime geçen bazı kozlar da var diyor. Bak güzel. Hani bu kozlar onu yükselten kozlar. Yani seninle birlikte olduğum zaman belki de şanslı bir dönem oluyor benim için. Birdenbire şansımın döndüğü yerlerde senden aldığım akılla, fikirle, belki maddi, belki manevi destekle bir yolum da açılıyor düşüncesi içerisinde. Niyetinde bunlar da var arkadaşlar. Ve sizi gerçekten önemseyerek geliyor. Ama burada şimdi öyle bir şey var ki bak. İkilemleri var. Bu ikilemler yine az önce dediğim gibi hayal kırıklığına uğrama korkuları var ya. Sizin ona baskı yapmanızdan da endişeler ettiğini veriyor burada kartlarım. Şimdi bizim evet güzel aşk var, sevgi var ama az önce yine aynı kartla teyit ediyor birbirini arkadaşlar. Beklentilerinize cevap verememek gibi yaşanan bir korku ve endişeyi veriyor burada kartlarım arkadaşlar. Ve burada maddi manevi sıkıntılarından dolayı bazı konularda harekete geçememekten de korkuyor arkadaşlar. Yani maddi ve manevi endişeleri yüzünden korkuları fazla olduğundan dolayı belki bir iş kurmak olabilir. Belki sizinle birliktelikten sonra netleşip belki bir evliliğe gitmek de olabilir. Ama bunları için harekete geçme korkusunu da yaşadığını veriyor burada kartlarım arkadaşlar. Bakalım diğer kartlardan gelen mesajlar ne olacakmış? Şimdi burada arkadaşlar toprak enerjisi geldi. Şimdi niyet ettiğiniz kişide ya da sizde bir toprak enerjisi yoğun olabilir. İşte boğa, oğlak ya da başak burcu olabilirsiniz ya da karşı taraf olabilir. Yükseleninde de olabilir bunlar. Şimdi burada burçlar haricinde de şunu söyleyebilirim ki sizlere. Evet bu arada ısrarla telefonum çalıyor arkadaşlar. Kapatmak zorunda kalacağım. Bir saniye bekleteceğim sizi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bölmek zorunda kaldım. Çünkü ısrarla çalan telefonumu kapatmak için kalktım. Geri döndüm. Tabii ben kesip birleştirmeyi, montaj yapmayı bilmediğim için de kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Aklımdaki kişinin niyetine geldi ama niye geldi sorusuna devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir toprak enerjisiyle devam etmiştik gördüğünüz gibi. Toprakla bağlantılı, toprak enerjisiyle bağlantılı bir burç olduğunu ya da sizin burcunuz olduğunu söylemiştim. Ama bunun haricinde şu anda özellikle sizinle bağlantılı kök salmayı da niyetine almış. Yani bir şu anda sessiz belki bunu net olarak size belli etmiyor. Ama aslında köklerinin sizde olduğunu ve bakın
sizin de onunla birlikte olmak için bunu çok istediğinizi net bir şekilde zaten söylüyor kartlarım arkadaşlar. Bir şeylerin değiştiğini veriyor burada. Yani burada da bir değişim ve başkalaşıma geldiğini söylemiştim ya. Sizin de aynı şekilde bir değişim yaşamanızı, hani bu niyetle, bu umutla da geldiğini veriyor burada kartlarım. Yani sizde de hani ben sana değişerek geldim, iyi niyetlerle geldim ama aynı değişikliği sende de bekliyorum. Bak, benim hala köklerim sende. Şu an bazı konularda sessizim. Belki istediğim adımı atamıyorum. Çünkü burada söylemiştim, bir hamle yapmak isteği var. Ama bu hamleyi yapamıyor. Bu adımı atamıyor. Çünkü elini kolunu bağlayan bazı engelleri var. Şu an sadece sizin sevginizden beslenmek, sizin sevginizle yükselmek amacı ve niyeti içerisinde ki bakın zaten ilişkiniz gelgitli olan bir ilişkiymiş. Bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden ve aynı şekilde yine hani ben geldim, evet tekrar iyi niyetlerle geldim. Beklentilerini belki yüksek tutuyorsun benim geri dönüşümle ilgili ama burada bazı konularda güçlenmem gerekiyor. Maddi anlamda, manevi anlamda ya da etrafımdaki kişilere karşı güçlü durmam gerekiyor ki bu harekete geçmem için bana bir süre daha zaman tanımam niyeti içerisinde aklınızdaki kişi. Ve son olarak bakalım aşkın okları destesinden gelen mesajlar neymiş? Bakar mısınız? Evet, işte gördüğünüz gibi güller konuşuyor. Gerçek bir aşk var arkadaşlar. Arada bir bütünlük de var. Gördüğünüz gibi yani aşk kartı zaten burada gelmişti. Ama burada bir bakın, bakın karta bakar mısınız? Dönüş ve özür. Özür, dönüş ve özür. Yani size yaptıklarından pişmanlıkları var. Ve sizinle gerçekten bir bütün olmak isteği içerisinde niyeti o kadar güzel geldi ki yani burada bir tane kötü ya da sıkıntılı kart görmedim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Niyetinin son derece sahih olduğunu yani iyi olduğunu veriyor burada kartlarım. Kalbinin rotası sizde zaten. Sadakatle de size hala bağlılığını veriyor. Bakın balayı ilk aşamalar şu an o geri dönüşüyle size iyi niyetlerle geri gelmesiyle sanki böyle bir balayında gibi güzel bir başlangıçtasınız. İlk aşamadasınız. Hadi bakalım inşallah sonuna kadar güzel gider diyelim. Evet, olumlu bir sonuç alacaksınız bu geri dönüşünden. Yani niyetinde hep olumlu geliyor. Aa, bakar mısınız? Bir de burada gelen şu bebek mesajı da var. Yani belki de sonuna kadar artık köklenerek bu geri dönüşümde belki de sonuna kadar gideceğim. Hani bu güçlenmeleri, bu sıkıntıları atlattıktan sonra belki de evliliğe giden bir yol, belki de bir çocuk, bunlar müjdeler olarak size gelebilir. Bakın daha önce yaşadıklarım geçici heveslerdi. Senden ayrıyken senin olmadığın süreçte yaşadıklarım her zaman geçiciydi. Belki gecelik, belki anlık ilişkiler yaşadım ama bakar mısınız geçmiş aşk. Yani siz niyet ettiğiniz kişinin hani geri dönüşündeki en büyük niyet diyor ki sen benim geçmişten gelen aşkımsın. Zaten burada aşk kartı en baştan beri ısrarla bütün kartları teyit etti zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size gerçekten aşk, sevgi ve tamamen iyi niyetlerle geri dönüş sağlamış. Yani burada bir tane çıkar, menfaat ya da art niyetli bir geri dönüşüm görmedim.
Umarım öyle de oldu diyorum. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Sizler de sevgili alın, kabul edin. Çünkü gerçekten çok güzel mesajlardı. Bu arada az önce verdiğim minik ara için tekrar özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Dediğim gibi ben böyle çok montaj keseyim, kırpayım, birleştireyim yapmayı bilemiyorum. Teknolojik özürlüyüm. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bugün de benden bu kadar. Yine beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.